Bilin bakalım neredeyim? Somier. Arkadaşlar, eskiden beri beni takip edenler biliyorlar. Burayı küçücük bir şehir, Güney Fransa'da 10 ay kadar burada yaşamıştım. Sonra Paris'e taşınmıştık. Bütün detaylar YouTube kanalımda var bu arada. Beni eğer şu an yeni tanıyorsanız, son dönemlerde takip ediyorsanız ama eskiyi bilmiyorsanız bütün detaylara kanalına ulaşabilirsiniz. Ben Tuğçe ve Fransa'da Yaşam kanalındayız. Somier'deyiz arkadaşlar. Bir haftalığına tatile geldik ve şu anda Montpellier'e gidiyorum. Fark ettim ki Montpellier'e dair detaylı bir video yapmadım size. Hiç detaylı göstermedim orayı. Bir günübirlik seyahat yapmıştık. O zamanlar Ofi'ye gidiyordum. Böyle bir randevum vardı. Gitmişken size göstermiştim. Fakat pandemi vardı ve birçok yer kapalıydı. Öyle bugün detaylıca size Montpellier'i gezdirmek istiyorum. Yolların güzelliği. Burayı gerçekten çok özlemişim. Doğa, Güney Fransa, sakinliği, sessizliği çok güzel. Neyse, uzun lafın kısası. Montpellier videosuna hoş geldiniz. Birazdan şehirde görüşüp hep birlikte gezeceğiz. Keyifli seyirler. Ve yeşil yol arkadaşlar, Vouavert. Burada bir kaykay videosu yapmıştım. Belki eskiler hatırlar yine. Onu da kartlara koyacağım. Böyle uzayıp giden müthiş bir doğaydı. Şimdi onun üstünden geçiyorum. Ve Somier Kalesi uzaklarda. Arkadaşlar, güneşli, harika, süper bir öğrenci şehri. Şu anda Esplanade Charles de Gaulle'dayım. Böyle kocaman bir park. Şurada gördüğümüz şu yapı var ya, bu korunması gerekli kültür varlığı şeyinde, kapsamında bir yapı. Altında sokak müzisyenleri işte müzik yapsın ya da işte çeşitli danslar yapasın falan diye yapılmış. Böyle bu yolun en arkasında, şuranın en sonunda Korum diye büyük bir alışveriş merkezi var ve Montpellier'in de bayağı ünlü merkezi istasyonlarından bir tanesi. Ve benim en sevdiğim kısım şuralar. Biraz parlıyor, şöyle göstereyim. Burada böyle sıra sıra bir sürü kafe var. İşte kiosklar, ondan sonra dondurmacılar, ondan sonra ne bileyim böyle yazlık açık oturma yerleri, şemsiyeler vesaire. Aşırı tatlı. Burayı seviyorum. Böyle kocaman bir park gibi düşünün. Bir geçit. Şimdi birazcık ilerliyorum. Orası da Komedi Meydanı. Tam orası işte Montpellier'in en merkezi noktası. Birazdan size orayı göstereceğim. Komedi Meydanı. Şurada kocaman bir sinema var arkadaşlar. Şu tren harika bir şey. Biz onu binmiştik ve böyle tarihi sokakların içinden geçiyor. Galiba bir saatlikti. Fiyatını unuttum. Yanına gidip size bilgi vereceğim, yazacağım. Burada böyle tatlı bir çeşme. Az önce yürüdüğüm yol ve turizm ofisi. Bu da hemen merkezde. Böyle bir sürü çadırlar var. Burada giyecek şeyler satılıyor. Bayağı bizim Türkiye'deki gibi. Şöyle zoom yaparsam. 40 dakikaymış. Ben 1 saat hatırladım. Konuşulan diller, yani size bir kulaklık veriyor ve orada bir şey var. Ne denir? İşte rehberlik ediyor size. Bütün tarihi sokaklardan geçiyor. İnanılmaz keyifli. Gayet turistik bir aktivite. Fakat biz çok eğlenmiştik bununla arkadaşlar. Güzel bir havada burada böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bakalım ne kadarmış. Gözüm uzaktan yormuyor. 8 euro. Çocuklar 4 euro. İndirimli fiyatı da 6 euro. Bu arada bu meydan eskiden şu sınırlardaymış arkadaşlar. Büyüklüğü, bu bordo şeyleri takip ederek bu eski meydanın eski ölçüsünü görebilirsiniz. O izi hala tutuyorlar. Şimdi ise böyle kocaman bir yer. Tam karşıda opera binası ve onun önünde de bu tarihi çeşme. Bu üç yüzlü
bir şey çeşmesiydi ama adını unuttum. Altına yazacağım arkadaşlar. Zaten bunları kaçırmanız imkansız. Montpellier'e geldiğinizde direkt böyle meydana düşüyorsunuz. Komedi meydanına. Ama benim size göstermek istediğim çok tatlı ara sokaklar var. Ve bir iki tane park var. Çok güzel. Buralara birazdan gideceğiz. Ve burası da alışveriş yapmak için büyük bir cadde. Üstünde bir sürü mağaza var arkadaşlar. Adını yazacağım altına. Hadi birazcık buradan yürüyerek başlayalım. Ve bu büyük cadde böyle bir sürü minik ara caddeye açılıyor. Yani ara sokaklara. Burada her türlü dükkan var arkadaşlar. Kıyafet, aksesuar, fotoğraf, canlı bir cadde. Biraz sonra ufak bir meydana açılacak. Ve tabii ki dondurmacılar bu sıcak şehirde. Palmiye. Ve burada diğer bir sevdiğim meydan da burası arkadaşlar. O turistik caddeden ilerleyince bu meydana açılıyorsunuz. Adını unuttum. Altına yazacağım. Çok güzel. Akşamları daha da fazla masa oluyor böyle ortalarda. Çok tatlı bir ortamı var. Tren geçiyor. Sanırım şu arkadaki de belediye binasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Eski sokaklardayız arkadaşlar. Böyle bir sürü sokaklar geçeceğiz bugün. Ve ben şimdi masaja gidiyorum. Arkadaşlar geçen yaz doğum gününde Etienne bana bir masaj hediye etmişti Montpellier'de ve o hediyenin bir yıllık geçerliliği vardı. Sonra biz buradan taşındık, Paris'e gittik filan derken ben onu kullanamadım. Baktık bir sene doluyor. Onlara ulaştık, rica ettik uzatabilir miyiz diye. 3 ay uzattılar. Hazır buraya gelmişken randevu aldım. Gelmeden önce randevu aldım hatta. Şimdi gidiyorum. Çok heyecanlıyım. 1 saat sürecek. Çıkınca anlatacağım size nasıl olduğunu. Yorumlar şahane görünüyor. Google'da 5 üzerinden 4.9 puan almış görünüyor. Adını çıktıktan sonra size vereceğim. Hadi bakalım. Yakında görüşmek üzere. Güzeldi arkadaşlar. Mekanın adı Hipokrat. İnternet sitesini açıklamalara bırakacağım. Kendiniz detaylıca bakarsınız. Harikaydı. Alnımda hala havlu iz var bu arada. Biraz bekledim ama geçmedi. Şu an kaldığımız yerden tüm hızımızda Montpellier gezimize devam ediyoruz. Ve çok sevdiğim bir köşe şurası arkadaşlar. Foch ya da Foch nasıl okunuyor bilmiyorum. Her geçişimde bu köşeye bayılıyorum. Bir kere bile geçip oturmadım. Ya kapalıydı ya orada başka işlerim vardı ama burası aklınızda bulunsun. Ve şimdi buralardan ilerleyerek Montpellier'deki en favori mekanımı göstereceğim size. Yürürken böyle binalara biraz bakarak gidelim. Birazdan Zafer Tankı'na varacağız. Paris'teki Arc de Triomphe gibi düşünebilirsiniz. Aynı şeyde, aynı mantıkta bir kapı, şehir kapısı. Onun tam arkasındaysa sevdiğim favori mekan var. Bu kapıdan geçeceğiz birazdan şimdi böyle. Uzaktan bakalım. Biraz sonra oradayız. İşte bu kapıdan giriyoruz. Karşımızda gördüğümüz kapıdan. Place du Peyrou burası. Kocaman bir meydan. Az önce altından geçtiğimiz Zafer Tankı onun tam karşısında. Böyle buralardan araç geçiyor ve aşağıda da bir yol var. Oradan da tramvay geçiyor. Hatta yanına gidip bakalım. Bu arada burası bana niyeyse Roma'yı hatırlatıyor. Böyle işte taş yapılar, aralardan çıkan ağaçlar, böyle geniş bir meydan, tarihi şeyler bana orayı hatırlattı. Roma'da gezdiğim zamanları. Şimdi içine giriyoruz.
Burayı ilk geldiğim andan itibaren çok seviyorum arkadaşlar. Bir kere zaten kocaman bir park, o çok güzel. Onun dışında harika perspektifler veriyor. Çok fotojenik buluyorum. İşte lambaların rengi olsun, ondan sonra böyle yuvarlak dönen merdivenler, ağaçlar şu anda yemyeşil, harika. Ama sonbaharda da çıplak oluyorlar. Ya da böyle işte kahverengi yapraklar basmış oluyor oraları. O da çok güzel. Ve hatta şimdiden de yapraklar ufak ufak dökülmeye başlamış. Böyle her mevsim ayrı güzel burası. Mutlaka gelmelisiniz. Montpellier'i ziyaret ediyorsanız, burada yaşıyorsanız zaten burayı biliyorsunuz ve eminim ki seviyorsunuzdur da. Ve yukarıdan aşağı baktığımızda ise bir tane su kemeri görüyoruz. Yine Roma döneminden kalma, İstanbul'dan da alışık olduğumuz bir görüntü bu. Onun dışında çok güzel manolya ağaçları var. Şu anda henüz çiçekleri yok ama. Şimdi buradan yavaştan ayrılıyorum ve bunun hemen yanında çok çok güzel olan başka bir bahçeye gidiyorum. Jardin des Plantes. Birazdan orada buluşuyoruz. Arkadaşlar, Montpellier Üniversitesi Jardin des Plantes diyor ama bu kapıdan girilmiyor. Böyle ilerleyeceğiz ve şu taraftan bir yerden. En sevdiğim yer işte bu heykel. Vive joyeux, yani eğlenceli, mutlulukla, güzelce yaşayın diyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok sakin ve insanlar kitap okuyor. Fazla gürültü yapmak istemiyorum. Ben de böyle sessizce yürüyüp bir yandan küçük detaylar vereceğim size. Normalde ziyarete açık ama belli gün ve saatlerde arkadaşlar. Bugün Perşembe, 1 ve 4 arası açıkmış. Şu an saat 4.30. Kaçırdık. Bu da aklınızda bulunsun. Buradan çıktım. Şimdi size Montpellier Üniversitesi'ni göstereceğim. Buranın hemen karşısında çok tarihi bir yer, bayağı da turist çeken bir yer. Oraya bir bakacağız arkadaşlar, görkemli bir binası var. Yine bu bahçede de mola vermedim, turladım ve çıktım size gösterebilmek için. Montpellier seyahati devam ediyor. Üniversite binası bu arkadaşlar. Bakın ne kadar görkemli ve kocaman. Şimdi ilerleyip karşısından da bakacağız. Tıp fakültesi ve şuradaki güneş saati ve karşısından da böyle arkadaşlar iki tane kocaman silindir kolon ve arkasında kuleleri var. Bu arada bunun etrafını da ben çok beğeniyorum. Şu bütün bu tatlı evler ve burayı bitirdikten sonra çok tatlı bir meydana açılıyor ve yine tarihi güzel sokaklar. Bisiklet taksi. Birbirinden tatlı sokaklar ve dükkanlar var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Her köşeyi çekmek istiyorum sizin için. Buranın bütün tarihi sokakları çok güzel arkadaşlar ve büyük de bir merkezi var, tarihi merkezi var. Dolayısıyla her seferinde de gelip gezseniz mutlaka girmediğiniz bir sokak kalır.
Çok güzel. İşte bu daracık sokakların içinden geçiyor o size gösterdiğim turistik tren. Yapmak isterseniz aklınızda bulunsun. Bir de o kadar çok kafe var ki etrafta ve hepsi çok güzel. Ve işte kimi sokak üstünde, kimi meydanda vesaire. Onları böyle çok güzel gördüğümüzde ve Paris'e taşınmaya da karar verdiğimizde böyle bir aklımız çedinmemiş değildi. Yani ya burası da fena değil aslında. Hem de Güney Fransa'da falan. Acaba biz burada mı kalsak, işte burada da yaşamak güzel olur falan diye. Zaten Etienne yaşadı daha önce dediğim gibi. Böyle bir şey olmuştu diye. Burada yaşayanlar da gerçekten burayı çok seviyor. Ve bir çıkmak konuşamadım. Ve bir çıkmaz sokak. Size bir şey daha göstermek istiyorum. O da bu Gilbert Joseph arkadaşlar. Bu bir marka. Bundan Paris'te de var. Hatta birkaç tane var. Böyle ikinci el kitaplar, işte CD'ler falan gibi şeyler satılıyor. Çok güzel. Yolunuz düşerse bir bakarsınız. Bahsetmeden geçmeyelim. Şu binada Hal arkadaşlar, Lezal diye yazıyor zaten. Bunun içinde pazar kuruluyor. Ve tabii ki içinde yeme içme yerleri de var. Bu Hal konseptinden size daha önceki videolarda bahsetmiştim. Hatta Perpignan spesifik olarak. O videoyu kartlara bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ve göstermek istediğim başka bir noktada burası arkadaşlar. Böyle inanılmaz bir duvar resmi var. Mural art dediğimiz. Harika görünüyor. Adeta gerçek gibi ama sadece resim. Buraya da gelip fotoğraf çekebilirsiniz. Böyle geniş bir meydan. Önünde de, yani tam karşısında da hatta güzel bir kahveci var. Minik bir terası var. Yine Montpellier'e ilk gelişimde yıllar önce burada oturmuştum. Her geçişimde de bana o zamanları hatırlatıyor. Şimdi az ileride tarihi bir noktaya ilerliyoruz. Ve Le Tour de la Babot adını unuttum, buraya yazacağım. Bu da böyle tarihi bir kule arkadaşlar. Böyle etrafta işte surlarla çevriliyken bu da o surların içinde bir kule. Bunun içinden geçiliyor. İçinde böyle kafe, restoran gibi minik yerler var. Oturabiliyorsunuz, tatlı merdivenler var. Ve bunun içinden böyle geçerek arkasındaki sokağa bağlanıyorsunuz. Yani aynı zamanda bir pasaj gibi. Burası arka tarafı. Mesela burada böyle küçük bir sokağa açılıyor. Her gün saat sabah 7'den gece 1'e kadar açıkmış. Bu da aklınızda bulunsun. Ve evdeyim. Beklenmedik şekilde biten Montpellier videosu. Arkadaşlar aslında zaten videonun sonuna doğru gelmiştim. Size anlatacaktım ki neredeyse otobüsü kaçırıyordum. Çünkü tramvay yolunda çalışma varmış. Tramvaylar aşırı yavaş gidiyordu. Orada paniğe kapıldım ve bir an önce otobüse yetişmeye çalıştım. Son otobüstü bu arada. Küçük şehir problemleri. Daha önce burada yaşarken bahsetmiştim zaten. İşte çok otobüs olmuyor, bazen saatine kalkmıyor vesaire diye. Uzun lafın kısası o panikle size bitiş videosu çekemedim. Sonra benim şarjım bitti. Neyse şu anda evdeyim. Her şey yolunda. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım Montpellier'i beğenmişsinizdir. Bir hiç fikir sahibi olmayanlar ve merak edenler için umarım güzel bir video olmuştur. Göstermek istediğim her şeyi gösterdim. Bir yer hariç bir tane eski bir kilise var merkezde. Güzel bir kilise ve özellikle onun etrafı da çok güzel. Yine tatlı sokaklar var. Tam karşısında da güzel bir mural art dediğimiz yine duvar resmi sanatı var. Onu en sona bırakmıştım çünkü daha önce başka bir videoda gösterdim size. Buraya kart bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Hızlandırılmış Güney Turu adlı video. 3 tane şehir gezmiştim. Avignon, Montpellier ve Marsilya. O videoda bu bahsettiğim yeri size gösterdim. Hatta sokakta da çok tatlı bir şeye denk gelmiştim. Bir opera sanatçısı bir arya söylüyordu. Çok güzeldi. Orayı daha önce gösterdiğim için bu Montpellier videosunun içine sıkıştırmak istemedim. Daha doğrusu sona bıraktım. Zaman yetmezse de problem değil diye.
Böyle. Onun dışında bütün o tarihi sokaklar, işte o güzel canlı Akdeniz havası, ondan sonra Place du Peyrou, bitki bahçesi vesaire, hepsini size mutlaka göstermek istiyordum. Bir önceki Montpellier videosunda eksik olan şeyler de şu anda içim rahat, içime sindi. Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkür ediyorum. Abone değilseniz hala kanalıma abone olabilirsiniz. Böyle seyahat videoları gelmeye devam edecek, günlük vloglar gelecek. Onun dışında bilgilendirici videolar da gelmeye devam edecek yeri geldikçe. Merak ettiğiniz her şeye kanaldan ulaşabilirsiniz. Daha başka görmek istediğiniz videolar için bana yorum yapabilirsiniz, bana mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tekrar kocaman teşekkür ediyorum size ve yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.